Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, Temmuz 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Temmuz ayı sizin için önemli bir ay. Ayın konu başlıklarına şöyle bir bakalım. 3 Temmuz'da burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. 17 Temmuz'da Yengeç burcunda yeni ay doğacak. Ay boyunca Venüs Aslan burcunda, ay sonunda gerilemeye başlıyor. Mars ayın 11'ine kadar Aslan'da, daha sonra Başak burcuna geçecek. Şimdi bunlar ne demek? Detaylara bakalım. Evet, Güneş ayın 23'üne kadar Yengeç burcunda ve 3 Temmuz'da burcunuzda 11 derece Oğlak burcunda önemli bir dolunay var ki kuşkusuz sizin için de yılın en önemli zamanı. Yani bu dolunayla birlikte kendi yaşamınızla ilgili alanlarda bazı önemli tamamlanmaların, bazı dönüşümlerin olması mümkün. Farkındalığınızın arttığı bir dönem ve başkalarının da dikkatini çektiğiniz bir dönem. Yani bu dönem daha önce başlamış bazı işlerinizin, girişimlerinizin sonuç verdiği bir süreç olabilir ki bunlar daha çok belki geçtiğimiz Ocak ayıyla da bağlantılı olabilir. İlişkilerinizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. İş hayatınız ve kariyerinizi etkileyebilecek bazı önemli dönüşümleriniz olabilir. Yer değişiklikleri olabilir hayatınızda. Sorumluluklarla ilgili alanlar dikkat çekiyor bu dolunayda. Fiziksel görünümünüzde, imajınızda bir değişim olabilir dolunayla birlikte. Ve tabii ki genel sağlığımızı etkiler dolunaylar. Ruhsal, bedensel, zihinsel anlamda dolunay ve yakınlarında hassas olabilirsiniz. O yüzden kendi sağlığınıza da özen göstermenizde fayda var. Kendinizle biraz ilgilenmeniz gereken bir dönem. Yaşadığınız ortamları belki şöyle bir kendi adınıza dönüştürecek, tekrar bir düzenleyeceksiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için çok daha önemli, güçlü etkileri olduğunu söyleyebilirim. Evet, Mars ayın 11'inden sonra Aslan'dan ayrılıp Başak burcuna geçecek. Mars'ın Başak burcundaki geçişi sizin adınıza biraz daha enerjisi anlamda destekleyici. Ayın ilk döneminde Mars Aslan'da parasal harcamalarınızı çok arttırabilir. Ayın genelinde zaten Venüs de burada. Dolayısıyla biraz para ve finans konularında hareketli bir aydasınız. Ama Mars özellikle ayın ilk 10 gününde harcamalarınızı arttırıyor ve kontrol etmenizi zorlaştırıyor. 11'inden sonra Başak Burcu'na geçecek. Mars Başak Burcu'nda ilerlerken daha fazla seyahat edebilirsiniz. Ayın 11'inden sonra yurt dışı ile bağlantılı işleriniz varsa buralardaki enerjiniz biraz daha artabilir. Sevgili Oğlaklar, ayın 17'sinde Yengeç burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay ilişki evinizde doğuyor. Yeni tanışmalar, birliktelikler için güzel bir yeni ay. Bu yeni ay ile birlikte teklifler alabilirsiniz. İşbirlikleri, ortaklıklar alanında yeni açılımlar olabilir. Tabii ki evlilik konularınız harekete geçiyor. Yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde evlenme kararı verebilirsiniz, evlenebilirsiniz. Evliyseniz eşinizle, partnerinizle ilgili konular, onun yaşamında olabilecek bazı yenilikler ya da beraber yapacağınız bazı işler, kararlar yine sizin için öne çıkacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa sevgili Oğlaklar, bu yeni ay sizin için çok daha önemli, güçlü etkiler getirebilir. Ve ayın 23'ünde Venüs Aslan burcunda gerilemeye başlayacak. Her 1,5 yılda bir biliyorsunuz Venüs retrosu yaşıyoruz. 23 Temmuz'da 5 Eylül arasında Venüs gerilemesi yaşayacağız. 8. evinizde olacak. Bu dönemde özellikle para konularında biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. Aslında kazançlar anlamında, yatırımlar anlamında ay boyunca Venüs burada size zaman zaman çok hızlı kazançlar getirebilir. Hani aldığınız bir mal varlığının, bir enstrümanın değer kazanması örneğin burada mümkündür. Ancak Venüs gerilerken, özellikle paranızı değerlendirirken, alışveriş yaparken, yatırım yaparken dikkat etmek, çok radikal kararlar vermemekte fayda var. Geçmişle bağlantılı konular çok gündeminize gelebilir. Eksik kalan konularla ya da geçmiş bir borçla ilgilenmeniz gerekebilir. Bununla birlikte sağlıkla ilgili, estetikle ilgili, güzellikle ilgili bazı uygulamalar için Venüs retroları çok doğru olmayabilir. Özellikle bunlar güzellik ve estetikle ilgili ise, çok acil bir durum yoksa bunları da 5 Eylül sonrasına ertelemekte fayda var. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Oğlak burcu, burçlar kuşağının 10. burcudur.
toprak elementinden öncü nitelikler taşır. Yönetici gezegeni Satürn'dür. Oğlak burçları genellikle kararlı, ihtiraslı, hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışan kişilerdir. Yüksek idealleri vardır. Parayı sever, para kazanma konusunda da yeteneklidir. Çok iyi plan yapabilir. Oğlak burçları çok çalışkan ve dayanıklı kişilerdir. Yönetim yetenekleri de olduğundan genellikle başarılı olurlar. Yöneticileri Satürn onlara disiplin verir. Oğlak burçları geleneklere bağlı, tutucu, ailesine de bağlı kişilerdir. Sabırlı ve inatçıdırlar. Kendilerine yapılan kötülüğü unutmazlar. Bu kişi iyi bir eğitim almasa bile kendi çabasıyla yükselmeyi bilecektir. Oğlak burçları sadece güvenebilecekleri kişilerle arkadaş olurlar. Bu yüzden çoğu zaman çekingen gözükebilirler. Sevgi konusunda da biraz çekimser davranabilirler.